Merhaba arkadaşlar, bir aracılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün aborjin agamızın, aborjin Gökhan Ateşeli agamızın sonbaharda Alman usulü 20 litre birden beslediği, daha sonra leğenleyen besleme yaptığı ve son olarak kekle, Türk usulü kek üzerine kek ve fondan yatırıp o şekilde kışa soktu ve aylardır rahat bir 3-4 ay oldu. Hiç arısına bakmadı. Sorduğumda da niye arının yanına gitmiyorsun diye, sen video çekiyorsun ya ben arıyı takip ediyorum dedi. Ve bu arının bir özelliği, her tarafında strafor yok. Yani sağ sol tarafında strafor, yalıtım yok, üstten yok. Altı açık. Bu vaziyette kışladı. Evet, bu da beslediği leğen Alman usulü. Bugün arısına bakacağız. Dedim bakmayacak mısın? Red vurmayacak mısın? O sürekli red vuruyor. Dedi ki sen, dedi, kafasına red'i vur gel. Şimdi dedim ki niye sağlı sollu strafor koymadın? Dedi ki strafor koysaydım da, dedi, ballı polenli duvar çerçevelerinde, petek gözlerindeki polenli çerçevelerdeki mum kurdu yavruları çatlasın, sıcaktan da mum kurdu mu olsun dedi. Dedim üstten, dedim, niye ısı yalıtımı koymadın? Dedi ki üstünde çuval var ya, dedi, yeter ona dedi. Dedim strafor yok dedim. Olsun dedi, kapağı var dedi. Evet. Son durumu bu. Üstüne red vuracağım. 11 derecelik bir hava sıcaklığı var. Uçuş yok. Kovanın altı full açık. Buna bir kovan dip tablası takıyorum, varoa dökümü için. Şok bakacağız. Yani vurduktan sonra, redi vurduktan sonra ilk etapta şok etkisi olarak aşağı dökülen varoa miktarına bakacağız. Benim arımda varoa yok dedi. Zannetmiyorum dedi. Çünkü dedi kışın hava soğuk olduğu için, zaten sıkı saldıma, salkıma girdiği için olan varoalarda ya soğuktan düşmüştür aşağıya da, aşağıya, ya da birbirine temasla birlikte birbirlerini tımarlamış olabilirler. Yani varoaları tımarlamış olabilirler. Yine de ilk yavru kaynaklı ve ilk dışarıdan gelen polenlerden kaynaklı varoa olabilir. Olursa o kadar olur dedi. Durumuna bakacağız ve tecrübelerimize göre ilk şok etkisiyle dökülen varoa miktarı kadar 3 gün içinde varoa miktarı o kadar dökülüyor. Yani ilk şok etkisi kadar bir 3 gün içinde toplam varoa dökülüyor. Yani ilk şok etkisinin 2 katı kadar bir varoa bekliyoruz bu kovandan. Bakalım durum ne olacak. Evet, arısına formik, içinde formik asit ve aromaterapik yağlardan oluşan etken maddeli red diye tabir ettiğimiz hazır ürün, satın alma üründen başka bir şey kullanmıyor ve gördüğüm kadarıyla arısı bizim o kadar beslediğimiz, sarıp sarmaladığımız, her türlü tedbiri aldığımız arıdan daha iyi durumda. Evet, maşallah arı arkaya kadar yayılmış. 1, 2, 3, 4, 5 çerçevede arı. Ve sağlı sollu da. Şu an bütün tarlacıları içeride olduğu için rahatlıkla görüyorum. Arı rahat 5 çerçeve var gibi gözüküyor. Ve agamızın meşhur redini vurayım bakalım. Tepesine tepesine sık gel dedi. Tamam dedik. Ben dedi hop, bu kadar. Ve naylonunu tabi bundan önce şu kekini koyayım gene üstüne. Unutmayalım. Tabi merak ediyorum ne zaman şurup baymaya başlayacak.
yiyebildiği kadar yesin bitirsin. Yoksa yine kekleri sallayıp gittiği gibi Muammer o işi sen halledersin deyip elime şurup bidonunu mu tutuşturacak? Kendi ağırlığı buraya 35 kilometre kadar uzakta. Bu kovanı 3 katlı eşek arısı, yani katil Japon eşek arılarından kaçırmıştık. Arısı o yüzden burada. Yani katil Japon eşek arılarının hemen bu kovanın yanına yuva yapmıştı ve katil Japon eşek arıları otçul beslenmeden etçil beslenmeye geçme aşamasındaydı. Bu kovanı kaçırdığımız zaman son anda fark etmiş, ağaçların altına, ormanda ağaçların altına depoladı. 3 katlı boş kovanların içinde ben de gördüm. Arkadaşlar öyle böyle değil. Yani nasıl 3 katlı kovan, arı kovanı düşünün. 3 katlı eşek arısı kovanı. Hemen gece yarısı arıyı oradan kaçırdık. Ve bu sayede kurtardık. Bakalım şok etkisi. Birazdan diğer arılara da bakayım. Birazdan şok etkisine bakarım. Var var miktarı nedir? Evet arkadaşlar, 15 dakika sonra aborjin agamızın kovanındaki varva durumuna bakıyoruz. Ne alemde diye, varvası var mı yok mu? Ve sayım. İşine girelim. Sayım işine girelim. Arkadaşlar, yani of of, şu arada benim üstümden düştü. Arkadaşlar bir tane bile yok. Yani bir tane bile var var yok. Yani bakıyorum bakıyorum, bir tane bile göremedim. Şok etkisinde. Ya bu arıda hiç var olmaz mı ya? Maşallah. Maşallah. Şimdi takılı kalacak. 3 gün sonra bir daha bakacağız. Var mı yok mu?